Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında İsmail Sert görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Afak, TGRT FM frekanslarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Allah-u Teala razı olsun hocam. Amin. Evet. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Amin. İnşallah. Amin. Tabii her hafta cuma gecesi, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Gönül Pınarı programında ve TGRT FM'de yine dinleyicilerimizin, bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin. Dinleyicilerimizden hasta olanlar varsa Cenab-ı Hak onlara sıhhat afiyet ihsan eylesin. Derdi olan varsa deva nasip etsin. Sıkıntısı olanları hayra tebdil etsin. Eceli gelenler varsa şu anda Allah Teala onlara da iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Tabii zaman zaman hatırlatıyoruz. Tabii bunu sadece dinleyicilerimize değil kendimize de hatırlatıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam et dinun nasihat buyurmuşlar. Din nasihattır. Dolayısıyla zaman zaman söyleyeceğiz, okuyacağız, dinleyeceğiz. İnşallah Teala Rabbimiz de ihsan eder ve onunla amel etmek nasip ve müyesser eyler inşallah Teala. Cuma günü sabah namazının sünnetinden önce Estağfurullahil azim ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyum ve etûb ileyh. Bu duayı okuyan kimsenin kendisinin ana ve babasının günahları 3 defa buyuruluyor. Ayakta sünneti kılmadan önce okunuyor. Kendisinin ve ana babasının günahları affolur buyuruluyor. Diğer namazlardan önce de okumanın aynı şekilde caiz olduğu bildirilmiştir. Yani namaza durmadan önce, her namazdan önce, öğlenin ilk sünnetinden önce, sabahın sünnetinden önce, ikindinin sünnetinden önce, akşamın farzından önce, yatsının ilk sünnetinden önce bu dua okuyarak başlanabilir mi? Evet, başlanabilir. Bu şekilde de bildirilmiş ve buyurulmuştur. İnsanın biz, şeyi oluyor, alışkanlık oluyor her namazda okuduğu zaman. Cuma tabii, günleri de unutmamış oluyor. Unutmamış oluyor. Bahaneyle. Doğru. Zaten Muhammed Masum Kutbüsü Hazretleri buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki zaman zaman kalbime envar-ı ilahinin mani olmasına sebep olan perdeler hasıl oluyor. Yani ilahi nurların gelmesine mani olan perdeler hasıl oluyor. Bunun için her gün 70 defa istiğfar okuyorum. Bu sebepten dolayı sünnete uymak için buyuruyorlar. Her namazdan sonra mesela öğle namazının son sünnetinden, sabahın farzından, ikindinin farzından, akşamın sünnetinden ve yatsının da vitirden sonra Allahümme ente selamdan sonra 3 defa Estağfurullahil azim ellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyum ve etûbü ileyh 3 defa okuyorum. Ondan sonra Euzü Besmele, Ayetel Kürsi, tesbihleri, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, sonra La İlahe İllallah Vahdehu La Şerike Leh diyerek elimi kaldırıyorum, duamı yapıyorum, elimi yüzüme sürdükten sonra 67 defa daha Estağfurullah, 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 Estağfurullah diyorum. Böylece 3 defa Ayetel Kürsi'den önce okudu, 67 defa da Estağfurullah okudu, dua bittikten sonra tamamı 70 ediyor. Her 5 vakit namazda böyle okuyorum buyuruyor. Evet. Oo, onlar öyle okuyunca bizim her zaman bunu dilimize virt edinmemiz gerekir. Her zaman için. Cenab-ı Hak inşallah Teala bu gecenin hatırı hürmetine bizlere de ihsan eyler. İnşallah. Efendim bu geceki konumuz namaz kılan ve kılmayanların hali. Kılanların hali nicedir, kılmayanların hali nicedir. Tabii konuya girmeden önce şunu hatırlatmak gerekir. Zaten nakledeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Es-salatu imadü din buyuruyor. İslam'ın 5 şartından birisi namaz kılmaktır. Şimdi İslam'ın 5 şartından hac ve zekat. Zekat, dinen zengin olan nisap miktarına ulaşan kadın erkek Müslümanlar için farzdır. Evet. Peki hac? Hac da dinen zengin olacak. Ondan sonra haccın eda şartları, vücut şartları kendisinde bulunacak. Gidip gelinceye kadar evliyse çoluk çocuğun nafakasını, yol masrafını, orada kaldığı süre içerisindeki masraflarını temin edebilecek durumda olan kimse için farzdır buyuruyor. Şartlar müsaitse eda ve vücut şartları. Dolayısıyla İslam'ın 5 şartından ikisi şartlar müsaitse. Peki öbürleri kelime-i şehadet getirmek herkes için. Oruç tutmak herkes için. Herkes için. 5 vakit namaz herkes için. Hatta oruçta da mesela seferdeyken tutmayabilir, sonra kaza edebilir. Mesela diyelim ki ömür boyu bir hastalığa yakalanmıştır, tedavisi mümkün değildir, oruç tutmasına manidir.
tutamayabilir, fidye verir. Yaşlıdır, oruç tutamayacak derecededir, fidye verebilir. O da öyle gitti. Kelime-i şehadet zaten aynı şekilde o yaşlı ihtiyar denmiyor. Geriye bir tek ibadet olarak namaz kalıyor. Yaşlı da olsa, seferi de olsa, seferde de terk etmiyor. Seferde 4 rekat farzları 2 rekat olarak kılması emredilmiştir. Onun için de hadis-i şerifte es-salatu unadi din. Namaz dinin direğidir buyuruyor. Namaz dinin direği. Peki direk yoksa? Dinde yok. Namaz var, hayat var. Namaz yok, sanki hayat yokmuş gibi. Evet. Çünkü mümin namaz kılar, mümin olmayan namaz kılmaz. Mealinde hadis-i şerif var. Zaten biraz sonra nakledeceğiz. Onları da mezhep imamları farklı farklı aynı şekilde bu konuda iştihat duymuşlar. Ama hepsininki de korkutucudur. Bu sebepten dolayı Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala an Hazretlerinin naklettiği naklediyorlar ve buyuruyorlar ki 5 namaz vakitleri gelince melekler der ki, ne derlermiş? Ey Ademoğulları, kalkınız. İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz diye hitap ederlermiş. Her 5 vakit namaz geldiği zaman melekler böyle hitap eder buyuruyor Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala hazretleri. Ey Ademoğulları, kalkınız. İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz. Bir hadis-i şerifte mümin ile kafiri ayıran fark namazdır buyuruluyor. Yani mümin namaz kılar, kafir kılmaz. Münafıklar ise bazen kılar, bazen kılmaz. Münafıklar cehennemde çok acı azap görecektir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma naklediyor. Resulullah Efendimiz'den işittim buyurdu ki, namaz kılmayanlar kıyamet günü Allahu Teala'yı kızgın olarak bulacaklardır. Namaz kılmayanlar kıyamet günü Allahu Teala'yı kızgın olarak bulacaklardır. Hadis imamları, yani hadiste içtihat derecesindeki imamlar, İmam Buhari, İmam Müslim, İmam Nesai, İmam Tirmizi gibi zatlar söz birliğiyle bildiriyorlar ki bir namazı vaktinde amden, yani bilerek, kasten, hiçbir sebep yokken kılmayan, yani namaz vakti geçerken namaz kılmadığı için üzülmeyen, niye ben namaz kılmıyorum diyerek bir endişe duymayan kimsenin imanı gider, kafir olur buyuruyorlar. İttifakla buyuruyor bunu. Evet. Veya ölürken imansız gider. Veya ölürken imansız gider. Peki ya namazı hatırına bile getirmeyenler, namazı vazife tanımayanlar ne olur acaba o zaman? Ehli sünnet alimleri söz birliğiyle buyurdular ki ibadetleri imandan parça değildir. Amel imandan parça değildir. Ancak namazda söz birliği olmadı. Fıkıh imamlarından, yani müştehit alimlerinden İmam-ı Ahmet bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurucusu, İshak bin Rahevey, Abdullah bin Mübarek, İbrahim Nehai, Hakem bin Uteybe, Eyüp Sahtiyani, Davud Tayi, Ebu Bekir İbni Şeybe, Zübeyir bin Harp ve daha rahmetullahi teala aleyhi mecmain, daha birçok büyük alimler ne buyurmuşlar? Bir namazı amden, yani bile bile kılmayan kimse kafir olur buyurmuşlardır. Ya bir kimse bir namazı amden, yani bile bile kılmayan kafir olur. İmanı gider. Ama efendim canım, o beni ilgilendirmez. Paşa gönlüm bilir. İster yut, ister gargara yap. Hüküm bu. Gücün yeterse değiştir. Melekler geldiği zaman hadi canım sen dedi, kov onları. Canını verme. Ölme. Hastalanma. Yaşlanma. Elinden bunlar. Hiçbirisi değil. Ve din büyükleri buyuruyorlar ki insan ölürken bir hiç olduğunu çok iyi anlar. Niye? Hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamıyor. Benim param vardı. Benim adamlarım vardı falan. Çağır. Çağır. Hiçbirisine sesini de duyuramazsın o anda belki. O görüyor ama melekleri. Rahmet meleği geldiyse mübarek olsun. Ama azap melekleri geliyor. Hatta melekler ona der ki, bak senin adamların etrafında, çağırsana. Sana yardım etseler ya. O zaman böyle elinden hiçbir şey gelmediğini, bir hiç olduğunu çok iyi anlar. Zaten defnedildikten sonra da bir hiç olup gidiyor. Vücudu parçalanıyor. Böceklere yem oluyor. Ya insan, din büyüklerinin bu sözlerini kitaplarına yazmışlar, bildirmişler, ibretle, dikkatle okumak ve amel etmek bir gerekir elbette. Bunun için de bir namazı kaçırmamalı, gevşek kılmamalı, seve seve kılmalı,
Allah-u Teala kıyamet günü bu alimlerin iştihatlarına göre ceza verirse ne yapabiliriz ki Bahattin Bey ya? Kimden yardım istersin? Kimseden. Hiç kimseden. Zaten Estağfirullah. Yevme yefurrul mer'u min ahihi ve ümmihi ve ebihi. Sadakallahu l-azim. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. O gün kişi ana babasından, ana baba evladından kaçar. Niye? Hak hukuk var çünkü. Ana baba evladına dini öğretmediyse, evlat diyecek ki ya Rabbi bunlar sebep oldu. Benim cehenneme gitmeme, günahları işlememe, isyanıma bunlar sebep oldu. Bana senin dinini öğretmediler, seni tanıtmadılar. Ya eğer evlat ana baba dinini öğrettiği halde yan çizmişse, anasına babasına küfretmişse, onlara aynı şekilde isyan etmişse, ana babasını görmemek için kaçacak. Niye? Ana baba diyecek ki ya Rabbi bu senin emanetindi. Ben buna baktım, ettim, senin dini öğrettim ama bunu ankörlük etti, hainlik etti. Hem sana isyan etti hem bize isyan etti. Biz bundan davacıyız. Hakkımızı isteriz. Ya. Çağır adamlarını ondan sonra. Benim param var. Var. Geçerse orada. Geçerse orada ya. Geçerse orada. Ve bunun için de namaza dikkat etmeli. Hiç kimsenin sana faydası olmaz. Ya kılarız falan. Ha, görürsün bakalım kılar mısın? Daha vakit var. Ne zaman akar? Senet mi aldın? Azrail Aleyhisselam'la anlaşma mı yaptın? Bir sözleşmen mi var senin? Ben işte yaşlanınca kılacağım. Gençliğinde hatırına gelmeyen namaz yaşlılığında gelecek mi? Gelse bile İmam-ı Rabbani Kudüs'e Suresleri buyuruyor ki şimdiki şartlar olacak mı? Dizin tutmaz, gözün görmez, gücün takatin yetmez. Ondan sonrakileri de görüyoruz. Çok özür dilerim ama bir tane sandalye kapıyor. Ondan sonra da alıp götürüyor. Onun üstüne oturuyor. Kendi kafasına göre namaz kılıyor falan. Ha, namaz namaza benzese bari o da. Yani bidat ehli olup çıkıyor. Allah-u Teala korusun. Amin. Mesela İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin yani Hanbeli mezhebinde bu zatın içtihadına göre bir namazı özürsüz kılmayan bir kimse. Yani hiçbir özür yok, hiç mazereti yok. Seferi değil, hasta değil, acil bir durum yok. Hiçbir özür yokken kılmayan mürtet gibi katlolunur. Öldürülür yani. Yaşama hakkı yok. Yıkanmaz, kefenlenmez ve namaz da kılınmaz. Müslümanların mezarlığına da gömülmez. Ve mezarı da belli edilmez. Daha da bir çukura konu verirler. Leş gibi yani. Ay. Bir kıymet harbiyesi yok yani. Leş gibi. Namaz kılmayan kimse Şafii mezhebinde mürted olması ise de cezası yine aynı şekilde ölümdür buyuruyor. Namaz kılmayan için Maliki mezhebinin hükümleri de Şafii mezhebinin hükümlerinde aynıdır buyuruyor. Hanefi mezhebinde namaza başlayınca kadar aynı şekilde hapsolunur veya dövülür buyuruyor. Yani cezaları hepsinde de ağır. Allah saklasın. Amin. Ve kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki 5 şeyi yapmayan 5 şeyden mahrum kalır. 5 şeyi yapmayan 5 şeyden mahrum kalır. Neymiş onlar? Malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez. Görmüyor da nitekim. Evet. Ya arkadaş o kadar şey yapıyoruz bir bakıyorsun işte yok oğlana verdik kıza verdik borçtan bir türlü kurtulamıyoruz arkadaş ya gene oğlan arabayı götürmüş gene vurmuş gene masraf yok hanım bilmem ne yapmış bir sürü masraf ya arkadaş ben bunlara para yetiremiyorum zekatını veriyorum ya ver işte veriyoruz gelene gidene falan ne veriyorsa oturup da hesap etmiyorsun Allah'a falan verdiği malı mülkü aynı şekilde ben kazandım diyor fakire mi yedirecektik ha yedirme merak etme arkadaş o şekilde öyle gider onlar malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez 2 uşurumu vermeyenin tarlasında kazancında bereket kalmaz nitekim de öyle uşur unutuldu şimdi ya arkadaş sorma bir böcek musallat olmuş işte şu kadar ilaç aldık şu kadar para yatırdık falan filan gitti. Adama uşur deyince arkadaş diyor ya zaten bir sürü masraf ettim. Hala vermemek tarafında. Bir sürü masraf ettim diyor. Bir sürü masraf. Daha çok edersin arkadaş. Ne buyuruyor? Uşurunu vermeyenin tarlasında kazancında bereket kalmaz. Çok gibi gözükür kaldırırsın hiçbir bereketini de göremezsin. 3 sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. Ya. Şimdi mesela her evin ilaç deposu. Hepimizin evinde bir tane aynı şekilde eczacı dolabı var. Oho. Envai çeşitli ilaç var. Envai çeşitli ilaç var. Ve 4. olarak da 5 şey buluyor. Dua etmeyen arzına kavuşmaz. Allah-u Teala'dan talep edecek şartlarına uygun olarak. Ve 5.'si bizimle konumuzla alakalı olan namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefeste kelime-i şehadet getiremez. Efendim işte falan ya. Namaz kılıyor muydu? Yok kılmıyor. Oruç tutmuyordu. Bu Müslüman mı falan? Sen söylüyorsun arkadaş namaz kılmaz, oruç tutmaz. Alameti ne bunun?
Yani Müslüman olduğunun alameti ne? Yıkamışın, kefenlemişin bir işte şeyi, leşi getirmişin, buna cenaze namazı. Kılsan olacak, kılmasan olacak. Bir faydası olmaz ki ona. İmanını kurtaramaz zaten. Evet. Ya namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefeste kelime-i şehadet getiremez. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki namazı özürsüz kılmayan kimseye Allah-u Teala 15 sıkıntı verir. Bu 15 sıkının 6'sı dünyada, 3'ü ölüm zamanında, 3'ü kabirde, 3'ü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan 6 sıkıntı, 6 azap. 1. Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. Ama bir bakıyorsun ya arkadaş 70 yaşına geldik ama ne anladık bilemiyorum ya, nasıl geçti bu 70 sene falan, veyahut da 60 sene, veyahut da 80 sene, veyahut da 40 sene. Ya arkadaş bir baktım 30 bitmiş 40 olmuşuz ya falan diyor. 40 bitmiş, 50 olmuş, 60 olmuş, 70'e gelmiş, anlamamış. Anlamamış, anlamazsın tabii. Namaz kılmayan ömründe bereket olmaz. 2. Yüzünde Allah-u Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği ve sevimliği kanması, hakikaten öyle abi. Şey çocukken annemler, babaannemler Allah-u Teala rahmet eylesin. Amin. Rabbi Yesir'i gitmiş derlerdi, tamam mı? Namaz yakıyor, simsiyah. Karısı da erkekti, kadını da erkekti öyle. Yüzünde Allah-u Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliği kalmaz. 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez namaz kılmayanın. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. 4. Duaları kabul olmaz. 5. Onu kimse sevmez. Gerçekten de sevilmez. Ha gene geldi şu falan gene. Gene sürtünecek, gene bir şey yapacak. Muhakkak adam bir karışıklık çıkarır. Hep böyle. Kimse sevmez. 6. Müslümanların iyi dualarının buna faydası olmaz. Niye? Çünkü adamda bir gayret yok ki. İyi olmak için bir gayret yok. Gayret olmadığı için de Müslümanların duasında faydalı bir faydası olmaz ona. Ölürken namaz kılmayan bir kimse, ölürken çekeceği azaplarsa zelil, kötü, çirkin can verir. 2. Aç olarak ölür. Doyamaz bana. Açım açım ama o artık konuşmada gittiği için onu da ifade edemez. Aç olarak ölür. 3. Çok su içse de susuzluk acısı ile ölür. Ya. Hadi gidelim, gidersin bakalım. Peki kabirde çekeceği acılar? Kabir onu sıkar. Allah. Kemikleri birbirine geçer. 2. Kabri ateşle doldurulur. Gece gündüz onu yakar. 3. Allah-u Teala kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün, her namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz. Şimdi bazıların hatırına gelebilir bu. İşte kabri ateşle doldurulur. Biz görmüyoruz öyle bir şey. Allah-u Teala bazen onu açığa çıkartıyor. Şeyde Şam'da Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri var. Orada metfundur bu zat. Onun kabrinin, yani türbesinin türbedarlığını yapan zat o mezarlıkta, o kabristanda bir gün böyle bir yere gitmiş. Akşam tabii evine geliyor falan. Bakmış mezarlığın içerisinde bir ateş yanıyor falan. Allah Allah demiş. Kim yakmış bunları ya? Yaklaşıyor, kimseyi göremiyor. Bakıyor hani, yani kokusu da şeye benzemiyor. Böyle bir hani çerçöp veyahut da bez yakıp da öyle bir koku da yok. Ondan sonra bir yaklaşıyor. Ateş kabrin içinden çıkıyor. Bir kabirden çıkıyor. Bayılıp kalıyor. Sonra kendine geldiği zaman ateş sönmüş. Kabirden çıkıyor, kabirden. Ha Allah-u Teala bazen ihsan ederek insanlar intibaha gelsin, yani uyansın, hidayete ersinler diye onları alenen de gösterdiği oluyor. Hatta yine şöyle bir hadise anlatılır. Büyüklerden bir zat bir gün böyle talebelerine sohbet ederken anlatıyor. Diyor ki kabirde işte böyle ateş vardır. İşte dünya ateşlerine benzemez. Ve bir gün talebeleriyle beraber böyle anlatmış talebesinin bir tanesi. Demiş ya hoca anlatıyor demiş, yani kabirlerde yani kazıyoruz ediyoruz falan, ne ateş gördüğümüz var ne bir şey yaptığımız var. Muhalefet ediyor yani, inanmıyor. Bir kabristandan aynı şekilde böyle kabrin yanından geçiyorlar. O zatın dikkatini çekiyor. Bakıyor ki bir kabir böyle şey, buyuruyor ki bu kabirde ateşle azap var. Kabrin de bir tarafı göçmüş. Ondan sonra o zat oradan hareket edince diğer talebeler de gidiyor. Bu kabirdeki azaba inanmayan talebe geride kalmış. Demiş ya ateş var diyor da demiş. Aha şurada delik var demiş. Sokayım bakayım demiş, ateşi var mı yok mu? Bir sokuyor. Eli simsiyah olup çıkıyor. Ondan sonra da tutmuyor eli tabii. Yanmış. Evet. Bayılmış kalmış. Kendisine gelince demiş tövbe ettim. Ya şakası mı olur bu işin? Allah-u Teala gözümüzde göstermiyor ama öyle midir? Elbette öyle. Kabirde çekeceği üçüncüsü ise Allah-u Teala kabrine çok büyük bir yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün, her namaz vaktinde onu sokar, bir anda bırakmaz. Ya
Bunlar şaka değil, sayıklama sözler değil. Muhammed Aleyhisselam bildiriyor. Bu hadis-i şerif bu. Kıyamette çekeceği azapları da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bildiriyorlar. Bir, cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. Ya kıyamet günü hiç ayrılmazlar. Hani bana bir fırsat verin, ben bir şunları yapayım, yok. Cehennemde cehenneme sürükleyen azap melekleri hep bunun yanında bulunur. İkincisi, Allah-u Teala onu kızgın olarak karşılar. Allah-u Teala'nın gadabı karşısında insanın dizinde derman kalmaz, takat kalmaz. Gadabıyla hareket ettiği, muamele ettiği zaman. Ve üçüncü olarak da hesabı çok çetin olup cehenneme atılır. Yani hesabı çok çetin olup. Nasıl aynı şekilde ona cevap verilecek ki? Nasıl izah edeceksin ki? Yalan söyleyemeyeceğin, diline izin vermeyecekler yalan söylemeye. Orada mahşer günü mizanın başına getirildiği zaman göz şahitlik edecek, dil şahitlik edecek, kulak şahitlik edecek, el şahitlik edecek, ayak şahitlik edecek, kalben yaptığın kibir, ucub, riya, haset gibi kalben yapılan bu günahların hepsi o yürek dediğimiz organ tarafından aynı şekilde onlar dile getirilecek. Sen orada bedenine desen ki ya susun, ne yapıyorsunuz, siz beni ele veriyorsunuz falan, organları diyecek ki biz bugün senin emrinde değiliz, bizi konuşturan Rabbimizdir. Bu organları sana veren oydu. Sen de bunlar emanetti. Ama sen bu emaneti çarçur ettin. Yerinde kullanmadın. Allah-u Teala'nın rızasına uygun olarak kullanmadın. Diyecekler ve hesabı çok çetin mi olacak? Evet, hesabı çok çetin olacak. Ve bu hesabın neticesinde de cehenneme mi atılacak? Elbette. Şimdi buraya kadar naklettiklerimiz namaz kılmayanların ahirette, kabirde karşılaşacakları hali bildirmektedir. Zaten şu hadis-i şerif yetiyor. Naklettiğimiz bu hadis-i şerif. Yetiyor. Dünyada 6 tane sıkıntı çekiyor. Ölürken aynı şekilde çekeceği sıkıntılar, kabirde çekeceği sıkıntılar ve kıyamette çekeceği sıkıntılar. Açık net bir şekilde bildiriliyor mu? Evet. Amel imandan cüz değildir ama namaz hakkında ittifak edilmemiş. Yani namaz kılmayan bir kimse namaz vakti geldiği halde kılmazsa, kılmak istemezse, herhangi bir dinin bildirdiği bir özrü yoksa, kılmamak için böyle bir özür yoksa, buna rağmen kılmazsa Allah-u Teala muhafaza buyursun, imanı gider. Amin. Hele hafif alırsa, ya bu zamanda da namaz falan olur mu ya falan diyorsa zaten, kılsa da imanı gider. Allah-u Teala'nın emrettiği emirlerden herhangi birisini hafife alsa, yasak ettiklerinden herhangi birisini hafife alsa, ya içki de haram mı olurmuş arkadaş sende, zinayı falan ne yasak ediyorlar ya falan filan gibi böyle dese, böyle düşünse, kalbinden de aynı şekilde bunu tasdik etmiş olsa, o anda imanı gider. Bu kimse zina etmese de, içki içmese de, kumar oynamasa da imanı gider mi? Evet, imanı gider buyuruluyor. Bu sebepten dolayı mesela tam İlmihal Saadeti Ebediye'de şu naklettiğimiz bu uzun hadis-i şerif orada bildiriliyor. Şimdi dinleyicilerimizden bizi mesela bu saatte dinlemek zahmetinde bulunanlar, hani diyelim dinlediler. Efendim biz başka bir zaman, her zaman dinleme imkanımız olmayabilir. Yani elinde interneti yoktur yahut da bunu bantı alamamıştır. Tam İlmihal Saadeti Ebediye'yi açıp orada zaman zaman bunu okumalı. Kendisi okumalı, çoluğuna çocuğuna okutmalı ve kendine, çoluğuna çocuğuna demelidir ki, hepimiz demeliyiz ki, bunlar inansak da inanmasak da başımıza gelecek mi? Evet, başımıza gelecek. Hatta zaman zaman İslam alimleri çocuklarına, evlatlarına nasihat ederken buyuruyorlar ki, aman ha evladım dikkat et. Kendini de beni de yakma. Kendini de beni de yakma. Ne demektir kendini de beni de yakma? Yani eğer kendisi dinini çocuklarına öğretmemişse çocuğuyla beraber kendisi de gidecek. Çünkü mahşer günü o çocuk getirilecek, hesaba çekilecek. Hesaba çekilince orada, ya Rabbi benim annem babam bana bunları öğretmediler. Zaten tasdikli, onların hepsi açığa çıkacak. Öğretmediği ayan beyan ortaya çıkacak. Anne baba kendileri namaz kılmış olsalar bile Allah-u Teala buyuracak ki bununla beraber annesini babasını da aynı şekilde cehenneme atın buyuracak. Evet. Ama efendim biz bilemiyorduk vaktiyle, yapamadık, edemedik, işte çocuklar buluğa erdi, erginlik çağında, şimdi bizi dinlemiyor. Şimdi elimizde o zaman başka bir silah var. Nedir o da? Dua. Ne yapacağız?
Çünkü dua müminin silahıdır buyuruluyor. Peki ne yapacak? Elini açacak. Ya Rabbi ben tövbe ettim, pişman oldum, bilemiyordum, cahildim. O zaman çocuklarıma dinini öğretemedim. Ya Rabbi senin emrini yerine getiremedim. Ama şu anda da gücüm yetmiyor. Ya Rabbi onlara hidayet nasip et. Dinini bilen seven kimselerle arkadaş eyle. Diye habire dua edecek 5 vakit namazda. Ya Rabbi hidayet nasip et. Dinini bilen seven kimselerle arkadaş eyle diye. Anne babanın duası peygamberin evladına duası gibidir. Kabul olur buyuruluyor. Dolayısıyla günü ve saati gelir. İnşallah Teala onlar da kurtulur. Bu sebepten dolayı kadın erkek hepimiz buluğa erdikten sonra namazdan muaf değiliz. Hatta birisi gelmiş bir gün bir zata demiş ki ya demiş ben demiş namaz kılmak zoruma gidiyor. Bunun bir çıkış yolu yok mu? Var demiş. Nasıl? Adam mesela diyelim ki 50 yaşında. 5 yaşına inince demiş muafsın. Masum ya demiş o olmayacak bir şey demiş ya başka bir şey. Aklın demiş giderse deli olursan ya demiş o da olmayacak bir şey. Demiş o zaman kafir ol. Neuzübillah demiş ya kafirlere namaz farz değil. Başka demiş bir tane daha var demiş. Ne demiş? Demiş ölürsen demiş namaz farz değil. Ölürsen namaz farz değil. Yani diyor ki ya, hayatta olduğu müddetçe aklın başındaysa ölmediysen namaz 5 vakit namaz farz. Bizim de birinci bölüm maalesef bitti. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz namaz kılanın ve kılmayanın halleri. Evet hocam. Efendim birinci bölümde dilimiz döndüğü kadarıyla namaz kılmayanların halini kitaplarda bildirici şekilde nakletmeye çalıştık. Peki namaz kılmanın fazileti nedir? Namaz kılmanın faziletleriyle alakalı olarak, üstünlükleriyle alakalı olarak ve namaz kılanlara verilecek sevaplarla alakalı olarak birçok hadis-i şerifler var. Mesela Eşiyatül Nemaat ismindeki kitapta namazın ehemmiyetini bildiren hadis-i şeriflerde buyuruyor ki Eshab-ı Kiram'dan Ebu Hureyre radıyallahu teala hazretleri naklediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki 5 vakit namaz ve cuma namazı gelecek cumaya kadar ve Ramazan orucu gelecek Ramazan'a kadar yapılan günahlara kefarettirler. Büyük günah işlemekten sakınanların küçük günahların affına sebep olur buyuruluyor. Ne büyük nimet. Arada işlenmiş olan küçük günahlardan kul hakkı bulunmayanların yok ederler. Küçük günahları af edilerek bitmiş olanların büyük günahları için olan azapların hafiflemesine de sebep olur buyuruluyor. Büyük günahların affedilmesi için tevbe etmek de lazımdır. Büyük günahı yok ise derecesinin yükselmesine sebep olur. Mesela İmam Müslim de bu hadis-i şerifi naklediyor. 5 vakit namazı kusurlu olanların affolmasına cuma namazları sebep olur. Cuma namazları da kusurlu ise Ramazan oruçları bunların aynı şekilde günahların affolmasına sebep olur buyuruyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu teala an hazretleri naklediyorlar. Allah-u Teala'nın en çok hangi ameli sevdiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sordum. Cevaben buyurdular ki vaktinde kılınan namaz buyurdular. Bir başka nakilde de evvel vaktinde kılınan namazı çok sever Allah-u Teala buyurmuşlardır. Sonra Abdullah bin Mesud radıyallahu teala hazretleri soruyor. Ya Resulallah ondan sonra hangisini daha çok sever? Allah-u Teala anaya babaya iyilik yapmayı buyururlar. Peki ya Resulallah bundan sonra hangisini daha çok sever? Allah yolunda cihad etmeyi, Allah-u Teala'nın dinini Allah-u Teala'nın kullarına bildirmeyi. Ve İmam Buhari ve İmam Müslim de bu hadis-i şerifleri nakletmektedirler. Bir hadis-i şerifte de amellerin en iyisi yemek yedirmektir. Bir başka hadis-i şerifte selam vermeyi yaymaktır. Bir başkasında gece herkes uykudayken namaz kılmaktır. Tabi soranların haline göre bir başka hadis-i şerifte de en kıymetli amel elinden ve dilinden kimsenin incinmemesidir. Bir başka zaman en kıymetli amel cihat ve bir başka zaman en kıymetli amel hacci mebrurdur. Bir başka zaman da Allah-u Teala'yı zikretmektir ve devamlı olan ameldir buyurmuşlardır. Evet. Bunların hepsi hadis-i şerif. Peki bizim burada naklettiğimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Abdullah bin Mesud radıyallahu teala hazretleri sualinde yani Allah-u Teala en çok hangi ameli çok sever? Vaktinde kılınan veya evvel vaktinde kılınan namazı çok sever.
Tabi diğer ameller de anaya babaya itaat, iyilik etmek, Allah yolunda cihad etmek, yemek yedirmek, selam vermek, selamı yaymak, gece teheccüd namazına aynı şekilde kalkmak, elinden dilinden kimsenin incinmemesi, hacc-i mebrur, kabul olmuş hac, Allah-u Teala çok zikretmek, devamlı yapılan ameller Allah-u Teala'nın çok hoşuna gider buyuruluyor. Çok hoşuna gider buyuruluyor. İslam alimleri bunları açıklarken buyuruyorlar ki suali soranların hallerine uygun çeşitli cevaplar verilmiştir. Evet. Sualleri soranların hallerine uygun çeşitli cevaplar verilmiştir. Yahut zamana uygun cevap verilmiştir. Mesela İslamiyet'in başlangıcında amellerin en efdali, en kıymetlisi cihattı. Allah-u Teala'nın dinini Allah-u Teala'nın kullarına yaymaktı. Zamanımızda amellerin en efdali yazıyla, neşriyat ile kafirlere, mezhepsizlere cevap vermek, bidat ehline cevap vermek, ehl-i sünnet itikadını yaymaktır. Böyle cihad edenlere parayla, malla, bedenle yardım edenler de bunların kazandıkları sevaplara ortak olurlar. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler namazın, zekatın, sadakadan daha kıymetli olduğunu göstermektedir. Namazın, zekattan, sadakadan daha kıymetli olduğunu göstermektedir. Fakat ölüm halinde bulunana bir şey verip onu ölümden kurtarmak namaz kılmaktan daha kıymetli olur. Demek ki başka haller, şartlar içinde başka şeyler daha kıymetli olur. Şimdi bir zamanlar hatırlarsın, bir olmuştu Erzurum'da mı nerede olmuştu, namazdayken adam birisi düşüyor, öbürler de namazdan çıkmıyor cemaatle namaz kılarken, işte gazeteler falan geçti, efendim nasıl olur da bilmem ne olur da falan, işte oradaki cemaatin de altyapısı yok, orada hoca efendiler de suçlu. Niye? Çünkü ilmihal fıkıh bilgilerini okumuyorlar, ehl-i sünnet alimlerin kitaplarından nakiller yapmıyorlar, kendilerine göre ayet-i kerime okuyorlar, hadis-i şerif okuyorlar, ona mana veriyorlar, oralarda da bu bilgiler yok. Halbuki kitaplarda, fıkıh kitaplarında bir kimse mesela namazdayken acil annesi babası feryat figan etse veyahut birisi bağırsa, imdat istese, diyelim ki ateşe düşmüştür veyahut da bir yere düşmüştür, ölümle karşı karşıya gelmiştir, ona yardım, hemen o anda namaz bozulur, gidip ona yardım edilir buyuruyor. Evet. Gidip ona yardım edilir. Mesela burada da ölüm halinde bulunana bir şey verip onu ölümden kurtarmak namaz kılmaktan daha kıymetli olmaktadır. Ha, namazı o anda tehir edebilirsin. Veyahut da sünnetlerini terk edip sadece farzını kılabilirsin. Onlar izin verilmiş mi? Evet, onlara izin verilmiş efendim. Evet. Ubade bin Samit radıyallahu teala an hazretleri haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyorlar ki Allah-u Teala 5 vakit namaz kılmayı emretti. Bir kimse güzel abdest alıp bunları vaktinde kılarsa ve rükularını, huşularını tamam yaparsa Allah-u Teala onu affedeceğini söz vermiştir. Bunları yapmayan için söz vermemiştir. Bunu isterse affeder, isterse azap yapar. Bu hadis-i şerifi İmam Ahmet, İmam Ebu Davud ve İmam Nesai Hazretleri'den nakletmişlerdir, bildirmişlerdir. Dolayısıyla namaz kılan kimse bir, o ibadetini yapıyor. Bunun dışında işlemiş olduğu günahları, o namazı kılması sebebiyle Allah-u Teala o günahlarını bunu affediyor. Peki namaz kılmıyorsa o diğer günahlar. Bir kere namaz kılmama günahı var. Ondan sonra kaza etmemişse bir de bunun aynı şekilde yarın ahirette babaannem rahmetli derdi ki oğlum dedi vaktinde şu namazınızı kılın yoksa ahirette ateş üzerinde, saç üzerinde, ateşte kızdırılmış saç üzerinde kıldırlar diye. Nene derdim ya orada saçı nerede bulacaklar ateşten saç? Dedim oğlum derdi ki oğlum dedi öyle anlatılıyor. Hakikaten kitaplarda o var. Yani her 5 vakit namazda ateşin üzerinde aynı şekilde azap ediyorlar. Ondaki evet. Kılmak değil artık. Azap ediyorlar. Sen dünyada kılmazsan hadi bakalım bir. Dayan bakalım buna. Görülüyor ki namazın şartlarına, rükû ve secdelerine dikkat etmek lazımdır. Allah-u Teala sözünden dönmez, doğru namaz kılanlara muhakkak affeder. Şimdi orada bir kimse güzel abdest alıp bunları vaktinde kılarsa, rükûsuna, huşûsuna, tadili erkana riayet ederse, yani tadili erkenden maksat, namazda kıyamda tam durmak, rükûyu tam yapmak, secdeleri tam yapmak, secdeden 2 secde arasında dik durmak, rükûdan kalkınca dik durmak, rükudan kalkınca tam kalkıp ondan sonra secdeye gitmek, birinci secdeden kalkınca vücut tam dik olacak, ondan sonra gidecek. Rükuda yine dizler gergin olacak. Secdede aynı şekilde şartlarına uygun secde yapılacak. Bunlara tadil erken deniyor. Hanefi mezhebinde vaciptir. Diğer mezheplerde farzdır. Hanefi mezhebinde de farz diyenler vardır. Şimdi bu tadil erken yerine getirilmediyse, şartlarına uyulmadıysa
Muhammed bin Kutlutin İzziki Hazretleri rahmetullahi teala aleyh yarın paçavra gibi yani bu namazları adamın yüzüne çarpıverirler. Al bu namazları senin olsun diye. Sevap evet. verilmez yani. Eshab-ı kiramın meşhurlarından Büreyde-i Eslemi radıyallahu teala haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizinle aramızda olan ahit namazdır. Namazı terk eden kafir olur. Allah saklasın ya. Görülüyor ki namaz kılanın Müslüman olduğu anlaşılır. Namaza ehemmiyet vermeyen, namazı birinci vazife kabul etmediği için kılmayan imanı gider, kafir olur. Evet. Ve bu hadis-i şerifi İmam Ahmet, İmam-ı Tirmizi, İmam-ı Nesai ve İbn-i Mace Hazretleri nakletmişlerdir ve rivayet etmişlerdir. Efendim Eshab-ı Kiram'dan Ebu Zerri Gıfar radiyallahu anh Hazretleri anlatıyor. Buyuruyor ki bu zat, bir sonbahar günlerinden birindeydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sokağa çıktık. Yapraklar dökülüyordu. Bir ağaçtan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki dal kopardı. Bunların yaprakları hemen döküldü. Ve sonra döndü bana. Ya Ebu Zer, bir Müslüman Allah-u Teala'nın rızası için namaz kılınca bu dalların yaprakları döküldüğü gibi günahlar dökülür buyurdu. Ve İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri bu hadis-i şerifi naklediyor. Eshab-ı Kiram'dan Zeyd bin Halid Cüheni Hazretleri naklediyorlar, haber veriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki bir Müslüman doğru olarak ve huşu ile iki rekat namaz kılınca geçmiş günahlar affolur. Yani Allah-u Teala onun küçük günahlarını hepsini affeder. İmam Ahmed naklediyor bunu. Bakın iki rekat namaz kılınca buyuruyor. Şimdi beş vakit namazı kılınca bu sevaplara hayda hayda kavuşuyor. Amr İbni As Hazretleri'nin oğlu Abdullah bin Amr İbni As Hazretleri haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki bir kimse namazı eda ederse, vaktinde kılarsa bu namaz kıyamet günü nur ve burhan olur. Yani delil olur. Ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. Namazı muhafaza etmezse nur ve burhan olmaz. Necat bulamaz, kurtulamaz. Karun ile, Firavun ile, Haman ile ve Übey bin Halef ile birlikte olur. Allah saklasın. Karun Musa Aleyhisselam'ın yakın akrabasıydı. Malıyla mülküyle gitti. Firavun Mısır'da hükümdardı. Tanrılığını ilan etti. Haman, onu bilemiyoruz da Übey bin Halef Mekke müşriklerindendi ve azılı din düşmanıydı. Görülüyor ki bir kimse namazı farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine ve edeplerine uygun olarak kılarsa bu namaz kıyamette nur içinde olmasına sebep olur. Böyle namaz kılmaya devam etmezse kıyamet günü adı geçen kafirlerle beraber olur. Yani cehennemde şiddetli azap çeker. Evet. Ubey bin Halef Mekke kafirlerinin azgınlarındandı. Uhud gazasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle onu cehenneme gönderdi. Bu hadis-i şerif İmam-ı Ahmet ve Darimi rahmetullahi teala aleyhime haber verdiler. Bu Ubey bin Halef yemin etmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Uhud'da işte ben seni öldüreceğim diye. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da inşallah ben seni öldürürüm buyuruyor. Ve hakikaten mızrak atmada da çok ustaymış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nişanlanıp atıyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o mızrağı yakalıyor, alıyor. Aynı mızrağın sivri tarafı değil, ters tarafıyla ters tarafını buna atıyor. Adamın göğsüne geliyor, vuruyor ve adam da attan düşüyor. Yerde bu adam başlıyor debelenmeye. Ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm diye. Mekkeli müşrikler geliyorlar. Ya diyorlar mızrak sana saplanmamış, yaran belende yok. Niye öldün? Ya adama bak ya. Diyor ki Muhammedül Emin dedi ki diyor ben seni öldürürüm dedi diyor. O yalan söylemez. Ya yalan söylemesi niye iman etmiyorsun? Allah Allah. Nasıl bir şey hakikaten ya. Nasip olmayınca. Hakikaten ya. Adam öyle diyor ya. Ben ölüyorum diyor. Ya neren ölüyor diyorlar ya. Yaran veren bir şey yok falan. Yok diyor. Muhammedül Emin dedi ki ben seni öldürürüm dedi. Ben öldüm diyor. Allah Allah. Ben öldüm diyor. Tabiinin büyüklerinden Abdullah bin Şakik Hazretleri buyuruyorlar ki Eshab-ı Kiram ibadetler içinde yalnız namazı terk etmenin küfür olacağını söylediler. Ve İmam-ı Tirmiz de bunu haber veriyor. İbadetler içinde yalnız namazı terk etmenin küfür olacağını söylediler. Öbürlerinde değil. Namazda ittifak yok. Eshab-ı Kiram da öyle aynı şekilde. Yine Eshab-ı Kiram'dan Ebu Derda radıyallahu anh Hazretleri. Bu Ebu Derda radıyallahu anh Hazretleri'nin kabri Şam'da Hamidiye Çarşısı'nın altında bir kale var. O kalenin içinde böyle mescit var. Orada metfun bu. Mescidin içinde. O yazın bile o mescide girince zaten kalenin eteğinde giriyorsunuz. Bayağı kalın bir yapı kale. Serin. Evet. Taştan yapılmış serin. Ferahlıyorsunuz. Gerçi bir tane pervane falan koymuşlar ama fakat bir müddet sonra mescidin içinde kabri orada çünkü bir müddet sonra bir bakıyorsunuz hem bedenen hem ruh hem böyle rahatlıyorsunuz.
Ebu Derda radıyallahu anh hazretleri orada metfun. Eshab-ı kiramdan bu zat. İşte bu zat Ebu Derda radıyallahu anh hazretleri buyuruyorlar ki çok sevdiğim bir gün bana dedi ki, bir gün bana buyurdu ki çok sevdiğim. Eshab-ı kiram bu tabiri çok kullanır. Çok sevdiğim. Yani Resulullah Efendimiz için söylüyorlar. Onun için kullanıyorlar. Ve bir de şey yaparken anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bunu da çok kullanıyorlar. İşte Ebu Derda radıyallahu anh hazretleri buyuruyorlar ki çok sevdiğim. Yani Resulullah Efendimiz bir gün bana buyurdu ki parça parça parçalansan, ateşte yakılsan bile Allah-u Teala'ya hiçbir şeyi, Allah-u Teala'ya hiçbir şeyi şerik ortak yapma. Farz namazları terk etme. Farz namazları bile bile terk eden Müslümanlıktan çıkar. Şarap içme. Şarap bütün kötülüklerin anahtarıdır. Ebu Derda radıyallahu teala hazretlerinin işiterek naklettiği bu hadis-i şerifi İbn-i Mace kitabında bildirmektedir. Rahmetullahi aleyh. Görülüyor ki farz namazlara aldırış etmeyip terk eden kafir olur. Tembellikle terk eden kafir olmazsa da büyük günah olur. İslamiyet'in bildirdiği beş özürden biriyle fevt etmek yani geciktirmek sonraya bırakmak günah değildir. Şarap ve alkol içkilerin hepsi aklı giderir. Aklı olmayan ise her kötülüğü yapabilir. Eshab-ı kiramdan Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu teala anhuma haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki namazlarının vakitleri girince hemen kılanlardan Allah-u Teala razı olur. Namazlarını vakitleri girince hemen kılanlardan Allah-u Teala razı olur. Vakitlerin sonunda kılanları da affeder. Gene vaktinde kıldı ama vaktin sonunda kıldı. Vaktin evvelinde kılanlardan razı oluyor, sonuna bırakanlar affediyor. Evet. Bu hadis-i şerif de İmam-ı Tirmizi bildirdi. Hatta şöyle bir hadise nakledilir de, vaktiyle Halep'te bir tüccar namazları hep böyle son vaktine bırakırmış. İşte bir zat da bir gün demiş ki, genç birisiymiş, evlat demiş, bak namaz kılıyorsun. Gel demiş, şunu evvel vaktinde kıl, son vaktine bırakma bunu. Tamam hocam, olur hocam, olur efendim falan filan ama hep böyle. Bir türlü şey yapmıyor. Bir gün bir rüya görüyor. Rüyasında kıyamet kopmuş. Bunu mizana götürmüşler. Hesaplar görülmüş. Melekler diyor ki arkadaş senin işlediğin günahlar çok. Sevaplar az. Dolayısıyla bu da sana yetmiyor. Seni diyor cehenneme götüreceğiz. Ama diyor ben diyor namaz kılmıştım diyor. Biraz bekleseniz diyor. Yani ekrana düşmedi ya gelmedi bunlar. İyi bekleyelim diyor. Biraz bekliyorlar falan. Bekliyor bekliyor falan yok. Diyorlar ki yok ya kıldıydım. Yok diyorlar. Uzat elini bağlıyorlar. Tam cehenneme yaklaşırken arkadan birisi sesleniyor. Durdurun diyor onu. Melekler diyor ki sen kimsin ki bize emir veriyorsun durdurun diye. Diyor ki tamam siz Allah-u Teala'dan emir alırsınız. Sizi kimse durduramaz. Ama diyor bir beni dinleyin. Peki dinleyelim diyor. Kimsin sen diyorlar. Ben diyor bu adamın kıldığı namazım deyince adam birden geriye bir dönüyor. Öyle deyince adam diyor ki o tüccar. Ya diyor nerede kaldın? Nerede kaldın? İyi ama diyor sen de beni hep son vakte bırakıyordun diyor. Ya sen beni son vakte bırakırsan ben tabii, de en son gelirim. Tabii. Ümmü Ferver radıyallahu anha haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangi amelin eftal olduğunu soruldu. Amellerin eftali vaktinin evvelinde kılınan namazdır buyurdular. Bu hadis-i şerifi İmam Ahmed, İmam-ı Tirmizi ve İmam Ebu Davud Hazretleri bildirmişlerdir. Namaz ibadetlerin en üstünüdür. Vakti girer girmez kılınca daha üstün olmaktadır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a buyuruyor ki Resulullah'ın namazını aleyhissalatü vesselam ahir vaktinde kıldığını iki defa görmedim. Ya yani bütün ömründe bir kere bir namaz vaktinin sonunda kılmıştır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh hazretleri yine buyuruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nafile ibadetlerden en çok devam ettiği sabah namazının sünnetiydi. Nafile ibadet buyuruyor. Bu haber hem Buhari'de hem de Müslim'de yazılıyordu. Görülüyor ki Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a beş vakit namazın farzlarıyla beraber kılınan sünnet namazlara nafile namaz demektedir. İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfsani Ahmet bin Abdülahad Faruk-i Serhendi Hazretleri mektubat kitabında buyuruyor ki Allah-u Teala'nın razı olduğu işler farzlar ve nafilelerdir. Farzların yanında nafilelerin hiç kıymetleri yoktur. Bir farzı vaktinde kılmak, bin sene durmadan nafile ibadet yapmaktan, bir değil bin sene durmadan nafile ibadet yapmaktan daha kıymetlidir. Her çeşit nafile, mesela namaz, zekat, oruç, zikir, fikir hep böyledir. Hatta bir farzı yaparken bunu sünnetlerinden bir sünneti ve edeplerinden bir edebi yapmak da başka nafileleri yapmaktan kat kat daha kıymetlidir. Emir-i Müminin Ömer-ül Faruk radıyallahu anh bir gün sabah namazını kıldırınca cemaat arasında birisini göremeyip sebebini sordukta. O her gece nafile ibadet yapıyor. Belki uyumuş cemaate gelememiştir dediler.
Bunun üzerine bütün gece uyusaydı da sabah namazını cemaat ile kılsaydı daha iyi olurdu buyurmuştur. Görülüyor ki bir namazı bir farz yaparken edeplerinden bir edebi yapmak ve bir mekruhtan sakınmak zikir, fikir ve murakabeden kat kat daha kıymetlidir. Evet, bunlar o edepleri yapmakla ve mekruhlardan sakınmakla beraber yapılırsa elbette çok faydalı olurlar. Fakat onlarsız olunca bir şeye yaramazlar. Bunun için bir lira zekat vermek binlerce lira nafile sadaka vermekten daha iyidir. O bir lirayı verirken bir edebini gözetmek, mesela yakın akrabaya vermek de o nafile sadakadan kat kat daha iyidir buyuruyor İmam-ı Rabbani Kudüs'e Surru Hazretleri. Bu sebepten dolayı gece namazı kılmak isteyenlerin de kaza borcu varsa kaza kılmalıdır. Netice olarak efendim, kılmayanları bekleyen azaplar, namazları vaktinde kılanlara da mükafatlar bildirilmiştir. Bundan sonra herkes tercihini ona göre yapar. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hayırlı geceler. Gönül Pınarı.